Yukarıdan aşağıya ibda ve inşa edilen tenzil suretlerindeki bu basamakları müminlerin alttan üste nasıl bir süreçte anlayış olarak tekrar kurması mümkün olabilir? Zihni sapmaların eksiklikleri, yetersizliklerin ya da belli düzeydeki aşmadaki başarısızlıkların bütüne ulaşmadaki zararlarını nasıl tolere edilebilir? Külli aklın ve bunun en önemli dalı olan bilimlerin bu aşamadaki fonksiyonları nelerdir? Bilimlerin doğru dilin inşasında usul ve esas arasındaki ilişkilerin teşkilindeki sorumlulukları nelerdir? Bu noktada bilimlerin cehli üretmesi nasıl mümkün olabiliyor? İnsan için bilmekle inanmak arasındaki doğru bağlantıları nasıl kurulabilir? Bilimlerin söylemlerinin hakikatin ifadesindeki belirleyicilikleri bu durumda nasıl bir sorgulamayı gerektirir? O halde marifetullah ilmiyle bilimlerin bağlarını kurmak nasıl bir usul gerektirir? Evet, ayrıca bununla ilgili yine Alparslan hocamızla konuşmak istiyoruz inşallah ilk olarak. Evet, şimdi hocam tabii çok geniş bir çerçeve ama sizden inşallah her zamanki gibi toparlayıcı bir sunum istiyoruz hocam. Buyurun. Evet, bu soru yelpazesini, birçok soruyu ihtiva eden yelpazeyi sizin de işaret ettiğiniz başta özellikle dimağdaki meratip ile birleştirerek açıklama mümkün mü diye bir yol araştırdım. Bu da tabii bizim asıl konumuz, yani felsefede epistemoloji olarak bilinen felsefenin bir dalında çok ayrıntılı ele alınan bir konu. Yıllardır, yani yıllardır deyince binlerce yıl, yani bu 3000 yıl en azından bizim bildiğimiz bir tarihi var, bir geçmişi var. Ele alınmış, çözümlenmeye çalışıyor. Fakat burada Üstad Hazretleri gerçekten muazzam bir, özellikle lemaatta bir sıralama vermiş. Biz o sıralamaya süreç diyoruz, bilgi süreçleri. Yani dimağı burada yorumlayacağız ayrıca. Yapılan bilgi işlemlerinde süreçler nelerdir? Bunların iyi anlaşılması gerekir. Zannediyorum bütün bu soruların her birine orada belki tek tek cevaplar bulabilmek mümkün. Zamanımız müsait olmadığından ben onların hepsine işaret etmeyeceğim. O süreçleri biraz açıklayabilirsem elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağım. Buyurun. İşte bu basamaklar önce yine özet olarak lemaatta verildiği şeklinden biraz daha açıklamalı bir tabirle, eğer mümkünse şöyle vermek mümkün. İlk önce malum tahayyül, hayal etme, sonra tasavvur. Bu da zihinde şekillendirme, bir nevi fotoğraf çekme dediğimiz işlem. Sonra taakkul, malum bu akletme, o da düşünmeyi ifade ediyor. Sonra tasdik, yani doğruluğunu teyit etme anlamında hüküm verme. Doğru olduğundan emin olduğumuz zaman çünkü biz hüküm veririz. Bunların mantıkta ayrı açıklamaları var ama şimdilik böyle ifade edelim. Sonra izan, bu bilgiyi kalbe yerleştirme. Sonra iltizam, buna sımsıkı uyma ve herkese de şamil kılmaya çalışma gelir. Ve en sonunda da itikat, bu sürecin tamamlanmasıyla sarsılmayacak sağlam bir inanç ortaya çıkması şeklinde tekrar edebiliriz. Eğer süreç, buradaki bu bilgi elde etme sürecindeki işlemler tamamlanmamış ve bunları mezcedip bütünleştirememişse safsata, hezeyan, tarafsızlık ve taassup ortaya çıkar. Bu kısa açıklamadan sonra önce dima kelimesi üzerinde durmamız gerekir. Malum epistemolojik olarak dima, bilgi işlemlerinin kavramsal olarak yapıldığı kuvvemizdir.
Evet, burada gerçi dimağ malum Arapçada beyin manasına gelse de kastedilen maddi beyin değil, daha çok kavramsal işlemlerin yapıldığı merkez olarak düşünülebilir. Ama tek bir kuvveden ibaret değildir, onu bilmemiz gerekir. Malum epistemolojik olarak dimağ bilgi işlemlerinin kavramsal olarak yapıldığı merkezdir. Meratip var dendiğine göre bilgi işlemleri bir sıra takip ederek yapılıyor. Belli bir sıraya göre. Mesela bir alt seviyeden yavaş yavaş yukarıya doğru devam eden bir süreç olarak işlediğini anlayabiliyoruz. Bu süreci işleten insan bilgi sistemidir. Aynen yenen yiyeceklerin hazmını işleten sindirim sistemi gibi. Malum bizim sindirim sistemimizde aslına bakarsanız bizim çok fazla bir müdahalemiz yok. Çok az bir müdahalemiz var. O müdahale de yiyeceklerin seçilmesi. Yani herkes kendi ağız damak tadına göre bir şeyler seçer. Bildiği yemekler neyse onları yapar ama ağızdan çiğneyip yuttuktan sonra bitti. Bizim o işlemle hiçbir irtibatımız kalmıyor. O sistemi yaratan kimse o işlemleri aynen vücutta devam ettiriyor. Yani bir açıdan aslında vücudumuzdaki bütün sistemleri çalıştıran onun yaratıcısıdır. Biz değiliz, bizim müdahalemiz hemen hemen hiç yok. Belki vücudumuzda yapılan işlemlerin yani %99'undan fazlası bize ait değil. Bize ait olan çok az bir kısım var. Seçim yapma ve işlemi başlatma. Ama başlattıktan sonra mesela midemiz olsun, bilgi sistemimiz de öyle aynı şekilde. Bilgi sistemimiz, tabii dimağımız bilgi sistemimizin bir parçasıdır, hepsi değildir. Buna belki birazdan da işaret edebiliriz. Sindirim sistemimizde mesela başlangıç noktası ağız. Sonra tükürük bezleri işte, yemek borusu, mide, orada yapılan işlemler, enzimler, asitler salgılanması vesaire. Sonra ince bağırsak ve sonra kalın bağırsak ve ondan sonra oradan gıdanın bütün vücuda dağılması meselesi. Bütün sistem bundan ibaret. Aynı şekilde dimağda yapılan işlemler bir sıra takip ederek her aşamada belli kavramsal bilgi üretilir. Evet, kavramsal derken yani bütün bu dimağdaki işlemler, insan zihninde olan işlemler kavramlarla yapılır. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Ve her aşamadaki bilgi o kuvvenin özelliği ile zihinde temsil edilir. Dimağa gelen birikimler daha önce zaten diğer bazı işlemlerden geçmiştir. Burada ona işaret edilmemektedir. Belki biz biraz ilerledikçe buna işaret etmeye çalışacağız. Şimdi ilk önce dimağda insan zihninde yapılan işlem tahayyül olarak verilmiştir. Neden? Çünkü malum bilgimize konu olan nesneler tahayyül ile zihindeki kavramsal işleme dönüştürülmek üzere bir sürece girerler. Yani şunun gibi düşünelim. Yemeği ağzımıza koyduktan sonra tükürük bezleriyle onların ezilip mideye gidecek duruma geldikten sonra yutma gibi. Demek ki bir nevi tabii bunlardan hani sindirim sistemi çok somut, mücerret olan, müşakhas gördüğümüz, gayet müşakhas olarak gördüğümüz, bildiğimiz bir sistem. Zihin işlemleri maalesef böyle değil, çok aşırı somutlar. Onun için benzetmelerde dikkat etmemiz lazım. Sadece işlemin nasıl işlediğini gösterebilmek için öyle benzetme yapıyoruz burada. Demek ki ilk işlemin yapıldığı yer hayaldir. Sonra tasavvur bunu da hayal gerçekleştirir ama akıl ile birlikte bu işlemi yapar. İkinci işlem tasavvur, onu tasavvur. Şimdi mantıktan biz biliyoruz İslam mantığında. Mantık iki kısma ayrılıyor. İki önemli konusu var. Sadece iki. Bakın koskoca mantık ama sadece iki bölümden oluşur genellikle. Nedir bunlar? Tasavvur ve tasdik. Bitti.
Tasavvur kısmında mantığın anlatılanlar neler? Tamamıyla kavramlar. Lafız, elfaz deniyor ama tabii Arapçasında bunlar söz olarak ifade edilmiş olan kavramlardır. Çünkü mantıkta ancak bunlar değerlendirilebilir. Demek ki mefhuma dönüşmesi tasavvur oluyor, tasavvur işlemiyle. Tabii yine dediğim gibi ayrıntılar buralarda verilmemiş ama bizim felsefede bildiğimiz bazı ayrıntılar var. Oralara girmeden devam edelim. Evet, şimdi demek ki tahayyülden tasavvura geçti ve kavramlaştı. Kavrama dönüştü. Yani artık algılanan şeyin belirgin bir kavramı zihnimizde mevcut. Ve bu şey hakkında biz artık kavramsal olarak düşünce üretebiliriz. Yani demek ki düşünce işlemi de burada başlamış oluyor. Bunu yapan kuvvemiz akıl olduğuna göre taakkulün buna işaret etmiş olması lazım. Demek ki taakkul bir açıdan düşünme demek. Çünkü anlama, akletme düşünmeyle olur. O şekilde mümkün. Şimdi eğer bir sonraki aşama olan tasdike geçilmezse bilgi üretimi gerçekleşmez. Yani sürekli düşün ama hiçbir zaman hüküm verme. Bilgi nasıl üretilecek o zaman? Yani bir nevi şey gibi bizde bön affedersiniz bakıyor deriz ya. Eğer düşüncede de hüküm verilmediği sürece bilgi işlemi devam etmez, durur. Demek ki ne olması lazım? Hüküm verilmesi lazım. Bu da tasdik oluyor. Zaten bunu da yine mantıktan biliyoruz. Demek ki tasdikle önermeler üretilir. Evet, bu da mantıkta çok gayet açık bir şekilde açıklanmıştır. Demin bahsettiğim gibi mantığın ikinci önemli olan bölümünü teşkil eder. Burada bir sonraki mertebe, yani bilgi işlemi, izan olarak tanımlanmış tasdikten sonra. Bunu felsefe tarihinde hiç kimse de görmüyoruz. Yani en azından ben hiç rastlamadım. Bunu dile getiren bir filozof bilmiyorum. Eğer varsa başka bir kavramla bunu ifade etmiş olabilir. Mesela ne İbn Sina olsun ne Gazali olsun, izan kullanılmıyor manasında değil. Bilgi süreçleri içerisinde bir mertebe olarak anlatan ben hatırlamıyorum. Dediğim gibi malum bütün bilgi bizim bilgimize hasredilemez. Yani belki vardır söyleyen, ben bilmiyorum. Şimdi acizane izan mertebesinden onun için anladığımızı dile getirmemiz lazım. Dimağda, zihinde, yani karar verildikten sonra düşünme işlemine bir son verilmiş oluyor ve böylece hükme ulaşılmış oluyor. Biz bunun bilincine şuur vasıtasıyla vardığımız için izan etmiş oluyoruz. Yani izan bir açıdan kabullenmedir. Vermiş olduğum bir hükmü benim hükmümdür, doğrudur, anladım, bu şekilde ifade ediyorum gibi bir şuur oluşmasıdır. Demek ki bir sonraki mertebede, yani bilgi sürecinde kabullenme teşekkül etmiş oluyor ki burada Üstad Hazretleri iltizam diyor. İltizam demek ki izan neticesinde ancak oluşabilir. Yine bir üst mertebe malum. Çünkü iltizamda malum kabullenme vardır. Bundan sonraki işlem itikat olarak tanımlanmış. Bu da gerçekten çok güzel ifade edilmiş. Çünkü iman bir tür kabuldür. Bu da bizim itikadımızı oluşturur. Evet. Burada açıklanan bilgi süreçlerinden acizane anladığım budur. Normal felsefe kitaplarında iltizam ve itikat epistemolojik olarak incelenmediğinden buna girilmiyor felsefe çalışmalarında. Üstad aslında burada iman ile iltizamın farkına vurgu yapmak istiyor. Yani demek ki buradaki süreçleri belli bir amaç için anlatıyor ki bu şekilde bir mertebeleşme zikredilmiş. Ve nitekim onun içinde dikkat edilirse itikat ve iltizam başkadır denmektedir. İtikat başka, iltizam başka. Her birinde
bilgi açısından insanın bulunduğu durum ve takındığı tavır farklıdır. Peki fark nedir? Salabet ve taassuptur. Malum bu da zikredilmiştir. Salabet itikattan gelir, taassup ise iltizamdan kaynaklanır. Aslına bakarsanız salabet ile taassup muhteva olarak çok benzeşirler. Ama uygulamada farklılıkları vardır. Salabet hakikatte sebattır. İltizam ise zan üzerine kurulur. Bu açıdan zanda sebattır. Nitekim beytin devamında lemaatta şöyle buyurulmuş. Taassup iltizamdan, imtisal izandan, tasdikten iltizam taakkulde bir taraf, bir behre tasavvurda, tahayyülde safsata hasıl olur. Mezcine eğer olmaz muktedir. Evet, biraz şairane bir şekilde dile getirildiği için evet. Yoruma mu olabilir? Onu anlatmaya, eğer mümkünse biraz dile getirmeye çalışayım. Şimdi az önce işaret olunduğu üzere her bir bilgi işlemi aşamasında oluşan bilgi birikimi o mertebeye ait özellikleri yansıtır. Buna göre izan imtisali netice veriyor. Tasdik iltizamı, taakkul tarafsızlığı netice verir ki gerçekten de öyledir. Çünkü taakkulde hüküm yoktur. Hükümsüzlük demek bir açıdan tarafsızlık demektir. O halde taakkulde sadece saf düşünce gerçekleşmektedir. Yani hükümsüz kavramlarla yapılan düşünce gerçekleşmiş oluyor. Tasdik olmazsa taakkul havada asılı kalır. Tasavvur saf kavram ürettiği için sadece soyut bir algılama vardır. Onun için bir behredir, yani bilgiden yoksundur. Tahayyül safsatayı netice verir. Hatırlanacağı üzere az önce tahayyülü hayal kuvvesi gerçekleştirir demiştik. Evet, akla, taakkul eden çünkü kuvvemiz bu. Ve tasdike dayanmayan tahayyül o zaman safsata olur. Gerçekle bir irtibatı olmaz. Yani tahayyül, taakkul ve tasdikle mezc olmazsa safsataya döner. Bu beytin böylece bir ifadesini dile getirmeye çalıştım. Evet, şimdi acizane benim anladığım budur ve bunu bilgi teorisi olarak bu süreçlerin, ayrıntılarının ortaya konması gerekir. Her bir kuvvenin nasıl bir işlem ve bilgi ameliyesi gerçekleştirdiğini ayrıntılı olarak ortaya koymak bir İslam bilgi sistemi olarak teşekkül ettirilebilir bu çerçevede. Ancak bu beyitlerin başında olan bir açıklama var ve bu açıklama aslında çok önemli. Çünkü sürecin özelliklerini dile getiriyor bu. Başta çünkü şöyle bir başlık var. Dimağda meratib-i ilim muhtelifedir, mültebise. Evet, şimdi burada muhtelife ve mültebise deniyor. Çok muazzam bir açıklama gerçekten. Bilgi teorileri için çok uygun. Neden? Şöyle ki burada sunulan sıralama, yani o süreç, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam ve itikat şeklindeki sıralama her zaman böyle devam etmez aslında. Yani böyle verince biz zannederiz ki hep böyle gider. Hayır, böyle değil. Çünkü bu sindirim, bizim bilgi sistemimiz diğer sistemler gibi çalışmıyor. Çok farklı bir işleme şekli var. Burada sadece süreci açıklamak için böyle söyler. Bütün düşünürler böyle. Ama işlem başladıktan sonra bizim zihnimizde bir birikim oluşuyor. O birikimden dolayı sürekli başa dönmeye ihtiyaç yoktur. Geriye dönüşte bazı mertebeler artık atlanabilir. Neden? Çünkü o mertebe işlenmiş, oradan bir şey elde edilmiştir. Onun için gidiş, dönüş bir şekilde bir işlem vardır. Evet, şimdi buna dayanarak acizane şunu özellikle ifade etmek isterim. Bir bilgi teorisinin mükemmel burada sunulan ancak ayrıntılara ihtiyacı var. Mesela tahayyül nasıl oluşur? Ayrı bir işlemdir.
İşte tahakkül nasıl olur? Bütün bunların açıklanması gerekiyor. Felsefede bunu çok güzel açıklayan bir filozof var. Alman filozofu Immanuel Kant olarak bilinen birisi. Fakat sistemi çok eksik. Şimdi burada tabii diğer meseleler de var. Direkt zihindeki işlemlerden bahsedildi. Ama zihnin yerinde ise için dışarıdan ona verilerin verilmesi lazım. Bazı şeylerin gelmesi lazım. Oranın kaynağı nedir? Felsefede bunu derler ki dış dünya. Halbuki bizim İslam epistemolojisinde bu sadece dış dünya değil, aynı zamanda manevi alemler. Manevi alemler ki gayba açılan malum bizde kuvvelerimiz var. O kuvvelere biz latife diyoruz. Batıda bunlar yok. Şimdi bunu açıklayan çok güzel Lemaat'ta yine bir beyit var. Zamanımı herhalde aştım ben biraz. Ama eğer buyurun hocam, çok kısa buna da işaret edeyim çünkü çok önemli. Evet. Şimdi Lemaat'ta deniyor ki nuru akıl kalpten gelir. Evet, şimdi o zaman ne oldu? Yeni bir kuvve, latife olarak kalp işin içerisine girmiş oldu. Zulmetli münevverler bu sözü bilmelidir. Ziyayı kalpsiz olmaz nuru fikir münevver. Yani saf akılda üretilen bir bilgi kalpten gelen bir ışık olmazsa aydınlanmaz. Neden? Çünkü kalbimizin irtibatlı olduğu bir alem var. O alem ile irtibatı kesmemek gerekiyor. Ama onun kesilmemesi için tabii ki kalbin işlettirilmesi lazım. Kalbin işlettirilmeye ihtiyacı var. Kur'an'ın önemli işlevi burada işte kendini gösteriyor. Hidayet ve irşad kitabı olarak gelmiştir. Bu açıdan bütün insanlara hitap eder. Çünkü irşatta sınırlama olmaz. Burada malum siz zaten onu okudunuz. Üstadın söylediği önemli bir husus daha var. O da Kur'an'ın hitabının umum olması. Şimdi umum olacak bütün insanlar işin içerisine girer. Ama tarif ediyor, eğitim almamış veya az eğitim almıştır. Avam dediğimiz kimseler. Yani eğitimi yüksek düzeydeki soyut bilgileri kavrayacak seviyede değildir. Üstad bunları o kadar güzel söylüyor ki yani insanlar incinmesin diye. Yani biz açıklamak için bunu söylüyoruz. Bu tür insanlar belli bilgileri anlayacak seviyede değil. Ama havas avama anlatılanı anlar. Gayet rahat. O da işaret ediliyor burada zaten. O zaman Kur'an'ın takip edeceği yol, hedef avam olması lazım. Madem öyle, ama o hassa işaretler var ki, işte Esalibi Arap dediği Üstad Hazretleri'nin, Arap üslubunda kullanılan mecazlar, teşbihler, kinayeler ki muhakematın ikinci bölümünde gelecek o hususlar, onlarla o kadar mükemmel anlatmıştır ki havas bunu çok güzel anlamıştır. Ve hiçbir zaman onu yanlış yorumlamamışlardır. Tabii ki kalp gözünün de burada açık olması şartıyla. Şimdi burada tabii ki bütün bunların hazmedilmesi, alınması, öğrenilmesi, emilmesi, izan, idrak ve itikat vesaire dönüşmesi bu süreçlerden geçerek oluyor diye düşünüyorum. Bu şekilde bir çok güzel izah var. Çok teşekkür ediyorum.